Evet arkadaşlar, Seçi Bey, Sayın Bozanoğlu bilmeyen yok. Maruf kardeşim öyle, Maruf Bey öyle, Sayın Göncü. Bugün ilimizdeler. Biraz önce basın açıklaması yaptılar. Ben nezaket gösterip bizi de ziyaret ettikleri için öncelikle teşekkür ediyorum. İl valisi olarak. Gene il valisi olarak Fethi Bey'in, Sayın Bozanoğlu'nun, Maruf Güneş'in, Nabi Bey'in şahsında bütün Urfalılara, Urfalı iş adamlarına da tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Urfa Spor gereksiz yere son dönemde bazı sıkıntılar yaşadı. Kamuoyunda gereksiz spekülasyonlar yapıldı. Bu takım ne olacak dendi. Vankasya'daki durumu ne olacak dendi. Ama gurur verici olan Urfa'nın yetiştirdiği insanlar İstanbul'da da olsa, başka yerde de olsa, Urfa'da da olsa hiç kimse korkmasın Urfalılar. Eğer ihtiyaç varsa, altını çizerek söylüyorum, ihtiyaç varsa değil elimizi, kafamızı, gövdemizi Urfa'nın sorunlarının altına koyarız dediler. Ortaya çıktılar. Vankasya'da şampiyonluk iddiasıyla oynayacak bir takım ve o takıma kaptanlık yapacak bir yönetim kurarız dediler. Ama eski yöneticiler Sayın Kemal Saraçoğlu kendisi de aynı iddialara sahip olduğunu beyan ettiği için gene tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Polemiğe girmediler, kavgaya girmediler, lüzumsuz çekişmelere girmediler. Bizim amacımız birlik beraberliktir dediler. Biz liste yarışı, makam, koltuk sevdalısı değiliz dediler. Biz görev olursa, görev verilirse yaparız. Görev yoksa başarı dileriz, tebrik ederiz, yollar açık olsun dediler. Çok olgun bir davranış, çok seviyeli bir davranış sergilediler. Ben gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Böyle bir güçlü kadro, 81 vilayetimiz var. Bana kalırsa 70'inde çıkmazdı, 75'inde çıkmazdı, çıkaramazdı. Bu kadar iddialı, bu kadar güçlü bir sermaye birikimiyle, iyi niyetle. Bunu başardı Urfa, Urfalılar başardı. Buradan hiç kimse üzülmesin, yanlış yorum yapmasın, yanlış sıkıntılı işlere girişmesin. Hepimizin gönlü gene Urfa Spor'ladır. Urfa Spor'un başarılı olmasını hepimiz gönülden, içtenlikle diliyoruz. Yönetime gelenlere biz başarı diliyoruz. Söylenecek fazla bir şey yok. İnşallah bu spekülasyonlar bitirilir. Herkes işine bakar, herkes gücüne bakar. Tekrar tekrar bu sivil inisiyatife, Ticaret Odası Başkanı'na, Borsa Başkanı'na, burada mı bilmiyorum, burada Mehmet, elini taşın altına koyan Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Bey'e, Urfa Belediye Başkanı'na, söz konusu Urfa olursa her türlü siyasi görüş, diğer mülazalar teferruattır diyerek ellerini taşın altına soktukları için ben tebriklerimi, teşekkürlerimi yeniliyorum. Hayırlı olsun. Bugün buradasınız, memleketinizdesiniz hep beraber Sayın Bozanoğlu. Evet. İyi ki varsınız diyorum. Evet. Urfalı gençler adına, Urfa spor adına, Urfalılar adına. Sıkıntı olduğunda biz buradayız demeniz çok güzel, güç verici. Vali olarak da bana da güç verici bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Vali devleti temsil eder. Bakan hükümeti ve devleti temsil eder. Bir bakanımız var. Bu sürecin başından beri hiç konuşmadık. Medyayla dedikodu yapmadık. Çünkü bu makamların korunması lazım. Speküle edilmemesi lazım. Yıpratılmaması lazım. Böyle bir inisiyatife de başta bunu dedik. Aman ha, makamı yıprattırmayalım. Şahıslar önemli değil dedik. Arkadaşlar da bir sivil inisiyatif olarak bu işi üstlendiler. Dediler görev varsa biz yaparız. Sizlerin bu işlerde düşünceniz bile önemli. İyi niyetiniz bile önemli dediler. Dikkat ederseniz asla biz dedikodu yapmadık, kimse hakkında konuşmadık, konuşmayız da biz. Çünkü bizim amacımız Urfa'nın menfaatleridir, Urfa Spor'un menfaatleridir, gençlerin ve geleceğin aydınlanmasıdır. Bundan sonra da konuşmayacağız. Herkes bilsin, biz işimize bakarız, kamuoyu olayları takip eder, kamu vicdanı sonunda gerçekleşir. Kimseye kırgın değilim, onu da söyleyeyim. Küslük yok, kırgınlık yok. Allah herkesin işini rast getirsin. Ama sevindirici olan böyle bir güçlü tabloyu Urfa'nın çıkarabilmesidir. Böyle bir gurur tablosunu Urfa'nın çıkarabilmesi başarıdır diye düşünüyorum. Urfa Spor'un yolu açık olsun. Görevimizi biz layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Vicdanen rahatım ben. Abi,
Başkan nasıl?